Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir patlıcan yemeği yaptım. Ben mevsiminde daha çok seviyorum yemekleri. Sebze yemekleri zaten en büyük favorimdir. Her mevsimde mutlaka her sofrada sebze olması gerektiğine inanıyorum. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Lütfen tarifimi izleyin ve sizlerden değerli yorumlarınızı bekliyorum. Buyurun o halde. Nasıl yapmışız bakalım. Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün soslu patlıcan yemeği yapacağım. Fesleğenli bu lezzet Antalya'ya ait bir lezzettir. Böyle küçük patlıcanlarım olunca aklıma soslu patlıcan yemeği yapmak geldi. Çok lezzetli bir tariftir. Ben burada tuzlu su hazırladım. Hemen patlıcanlarımı soyup tuzlu suya atmakla başlıyorum. Böyle bir ağırlık yaptım. Üzerlerine tuzlu suya tam batsınlar istiyorum. Şu şekilde şeritli soyuyorum patlıcanlarımı. Aslında bu patlıcan yemeğinde bu yeşil yapraklar alınmıyor. Fakat ben bazılarını alacağım, bazılarını almayacağım. Şöyle size asıl tarifi göstermem lazım çünkü. İsterseniz soymadan önce hepsini şöyle bir tanesini de göstereyim. Patlıcanlarımı eğer büyük olsaydı böyle verev verev kesecektim ve kızartacaktım. Fakat patlıcanım küçük olduğu için direkt olarak ikiye ayırıyorum. Bu şekilde kızartacağım patlıcanları. Eğer daha küçük olsun derseniz şöyle normalinde patlıcan verev kesiliyor. Bu yemekte patlıcanlar bu şekilde kesiliyor. Ben patlıcanların tamamını doğradım. Şimdi patlıcanlarım suda beklerken ben diğer malzemelerimi size göstereceğim ve onlarla ilgili çalışma yapacağım. Şimdilikle size şöyle tekrar bir göstereyim isterseniz. Örneğin bu patlıcan biraz büyük. Şöyle ortadan kesiyorum. Verev olarak sonra bir de dikine kesiyorum. Bu yemek yörük yemeğidir Antalya'da. Yörükler bahçeye ateş yakarlar. Ateşte kızartırlar patlıcanlarını. Şu şekilde hazırlar bunları odun ateşinde kızartırlar. Fakat dediğim gibi sap kısmını da almıyorlar. Ben hepsini tuzlu suda bekleteceğim. Yine tarife devam edeceğiz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen bir emoji bırakmayı ihmal etmeyin. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizler bu tarifi bilir misiniz? Bana yorumlarda yazarsanız önerilerinizi de bekliyorum. Bu yemeği mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. İnanın tadına doyum olamayacak. Fakat biliyorsunuz kızartma biraz zararlı. Ama bu yemek kızartılarak müthiş güzel oluyor. Hele bu sos var ya, soslu patlıcan yemeği zaten müthiş bir şey oluyor. Anlatamam size. Mutlaka sonuna kadar izleyin. 2 tane iri soğanımı piyazlık olarak doğrayacağım. Sosumda kavurarak kullanacağım. Şu şekilde ay şeklinde doğruyorum. Bütün soğanlarımı ince ince böyle doğruyorum. Tarifin ayrıntılarını açıklamalar bölümüne de ayrıca yazıyorum biliyorsunuz. Lütfen oradan da takip edin. Ben canlı yayın gibi çekiyorum çünkü videolarımı sonradan seslendirmiyorum. O yüzden bazen atladığım şeyler olabilir. Açıklamaları okumanızda faydanız var eğer tarifimle ilgileniyorsanız. Patlıcanlarımız süzdükten sonra kurulama işlemine geçeceğim. Bir sofra örtüsüyle iyice kurulayacağım. Yağ çekmemesi için elimden geleni de yapacağım. Sıcak su tavsiye ediyorlar ama bunu yapmayacağım. Çünkü içinde kalsın istiyorum bütün vitamini. Dileyen fırında da kızartabilir. Malzemelerim, sos malzemelerim, kuru soğan, sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, domates, salça varsa fesleğen. Patlıcanlarım kızardı. Şimdi sos yapımına geçiyorum. Aynı tavada kalan zeytinyağımı boşalttım ve şu kadar bir yağ bıraktım.
Soğanımı kavurmaya başlıyorum. Soğan ve sarımsak birlikte kavruluyor. Üzerine yeşil biber vereceğim. Biber de kavrulacak. Soğanın kolay ölmesi için bir çay kaşığı kadar tuz veriyorum. Soğanlar bu şekilde daha çabuk yumuşayacaktır. Taze biberimi dondurucudan almıştım. Biraz erisin, kısık ateşte bekleteceğim böyle. Kavurmaya devam ediyorum. Domateslerimi ilave ediyorum. Eğer domates sosunuz varsa o da olur tabii ki. Birlikte kavuruyorum yine. Burada hazırladığım tuzum, karabiberim ve pul biberim vardı. Tuzu biraz azaltmak istiyorum çünkü biraz önce de atmıştım. Salçamı bir çay bardağı kadar suda ezeceğim, eriteceğim. Hazırladığım bu sosu patlıcanların üzerine gezdirip ister ocakta ister fırında pişireceğiz. Yine buraya kadar izlediyseniz eğer çok çok teşekkür ediyorum. Umarım tarifimi beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da ücretsiz abone olup zil sesini açarsanız farklı yöresel tariflerde görüşürüz. Şöyle 2 kaşık kadar da domates sosu veriyorum. Şimdi domateslerim iyice erisin içerisinde. Yemeğime başka yağ koymayacağım. O yüzden şöyle renk biberi de vermek istedim biraz. Ben bahçemden fesleğen toplayacağım. Şöyle soğanlar pişerken, domatesler pişerken fesleğenlerimi toplayıp geleyim inşallah bulabilirim. Hazırladığım sosu patlıcanların üzerine döküyorum. Şöyle dağıttıktan sonra suda erittiğim salçayı vereceğim üzerine. Yemeğimiz böyle şakşuka tarzı bir yemek. Şimdi ben ocakta pişireceğim. Dediğim gibi fesleğen aslında en önemlisi bu yemekte. Fakat biz fesleğenle pek aramız yok. Aşağıda da bulamadım bahçede. Şöyle ben nane vereceğim bir iki dal üzerine. Hem biraz da yemeğimin yeşilliği olsun diye. Şimdi ocağa götürüyorum. Serviste görüşmek üzere. Şimdilik hoşça ve dostça kalın. Yemeğim hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Lütfen deneyin. Şöyle size göstermek istiyorum. Ben tencerede pişirdim. Fırında da pişirebilirsiniz. Daha önce de söylediğim gibi. Ama kızartma tarzında çok lezzetli. Ben şimdiye kadar bu yemeği yiyip de beğenmeyeni görmedim. Mutlaka ama mutlaka deneyin. Bana teşekkür edeceksiniz. Değerli yorumlarınızı da bekliyorum ayrıca bu konuyla alakalı. Herkese afiyet, bal şeker olsun. Allah'a emanet olun.